Ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu, Kanal'a, Talan'a, Yalan'a hayır. Ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu, Kanal İstanbul projesine ilişkin son dönem yaşanan gelişmelere dair Kadıköy Rıhtımı'nda basın açıklaması düzenledi. İstanbul'da Kanal'a, Talan'a, Murat Kurum'a izin verme, pankartı açılan eylemde, ya Kanal ya İstanbul, Kanal değil rant yolu, Kanal'a, ranta değil depreme hazırlık, dövizleri açıldı. Ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu'nun çağrısı ile gerçekleştirilen basın açıklamasında AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un görevde olduğu 23 Aralık 2019 tarihinde 600 hektar, 22 Haziran 2020'de 1140 hektar ve 16 Mart 2021 tarihinde 1305 hektar özel proje alanı ilan edildiğini hatırlatarak, ranta, talana, kanala, Murat Kurum'a onayımız yok, dedi. Koordinasyon adına basın açıklamasını okuyan Fatoş Osmanoğlu, AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un adaylığı açıklandığından bugüne, İstanbul halkının ezici bir çoğunluğunun karşı olduğunu bildiği, çılgın proje, Kanal İstanbul projesi ile ilgili sorulara yanıt vermediğini ya da, gündemimizde yok gibi yanıtlarla geçiştirdiğini görüyoruz. Bakanlığı döneminde, en önemli projesi, olduğunu söyleyen Murat Kurum'u Ulaştırma Bakanlığı yalanlıyor, dedi. Osmanoğlu, yıllardır söylüyoruz, bu proje İstanbul'un son tarım alanlarını, göllerini, derelerini, ormanlarını, bizimle birlikte yaşayan hayvanları, endemik bitki çeşitliliğini ve İstanbul'un tarihini yani bölgedeki binlerce yıllık kültür varlıklarını yok edecek. Bir de bunun İstanbul halkını doğrudan etkileyen yıkıcı sonuçları olacak, işçileri, emekçileri, emeklileri yani bir avuç zengin dışında yaşamını açlık sınırında ya da altında sürdürmeye çalışan milyonları etkileyecek, ifadelerini kullandı. Eylem sloganlarla son buldu. Edin basını. Onayımız yok. Ormanların rezerv alanı ilan edilmesine. Onayımız yok. Mahallelerimizin rezerv alanı ilan edilmesine. Onayımız yok. Yenişehir projesine. Onayımız yok. Yenişehir projesine. Onayımız yok. Rantsal dönüşüme. Onayımız yok. Murat Kurum'a. Onayımız yok. İnşaatçı kurum İstanbul'dan uzak dur. İnşaatçı kurum İstanbul'dan uzak dur. İnşaatçı kurum İstanbul'dan uzak dur. Bakalım ya İstanbul. Ya geçer gibi. Zaten bakanlık olmuş her şeyin yetkilisi yani. Her şeyi kafasına göre yapıyor. Üstüne de bu hafta yeni ihaleler açıldı. Dursunköy'de emlak konutun projesi için. Devam ediyor maalesef bu proje. Ama kanala başlamış değiller. Ama orayı betona boğmaya çalışıyorlar. Biz de İstanbul'da beton istemediğimizi söylemek için bir kez daha bu meydanda toplandık ve Murat Kurum'a İstanbul halkından onay yok, oy yok demek için buradayız. Önce basın açıklamamızı okuyacağız. Ardından
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili aramızda kanaldaki dava süreçlerine dair bilgi verecek. Şahintepe'den kanal nedeniyle sürgün edilen Şahintepe halkı burada. Onlar söz alacaklar. Sonra da odalardan söz alarak açıklamamızı bitireceğiz. Öncelikle basın açıklamamızla başlıyoruz hep beraber. Ranta, talana, kanala, Murat Kurum'a onayımız yok. Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonu olarak bugün bir kez daha İstanbul'un kanal ve Yenişehir projesine ihtiyacı olmadığını, bu projenin sahiplerinin birinin de İstanbul'a faydası olmayacağını söylemek için buradayız. AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un adaylığı açıklandığından bugüne İstanbul halkının ezici bir çoğunluğunun karşı olduğunu bildiği çılgın proje, Kanal İstanbul projesiyle ilgili sorulara yanıt vermediğini ya da gündemimizde yok gibi yanıtlarla geçiştirdiğini görüyoruz. Bakanlığı döneminde en önemli projesi olduğunu söyleyen Murat Kurum'u Ulaştırma Bakanlığı yalanlıyor. Projenin devam ettiğini, doğruluğu tartışılır olsa da %20'sinin tamamlandığını ve çevre düzeni planı ve imar planlarına karşı açılan iptal davalarının süreçte gecikmeler yaratmasına rağmen 2028'e kadar %45'inin tamamlanmasının hedeflendiğini belirtiyor. Kurumun gündeminde olmayan ve hatta Erdoğan'a başka önceliklerim var diyebileceğini iddia ettiği sırada Kanal İstanbul projesinin kalbi olarak ifade edilen Arnavutköy Dursunköy'de bir projenin ihalesi daha yayımlandı. Gerçeklerin gizli kalmamak gibi bir huyu var. Tıpkı kurumun mal varlığı beyanında unuttuğu üçüncü evi gibi. İstanbul 11. İdare Mahkemesi Murat Kurum ve bakanlıkla aynı fikirde değil herhalde. Ki bu İstanbul'un ekolojik ve kentsel yıkımı anlamına gelen Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı 1. etap projesine ilişkin imar planlarını, 2. etabın imar planlarını ve 3. etabın imar planlarını şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uygun olmadığı için oy birliğiyle iptal etti. Böylece kanalın çevresine kurulması planlanan Yenişehir'in konut inşaatları yapılacak bütün etaplarının planları iptal edilmiş oldu. Fakat bu iktidarı durduruyor mu? Tabii ki hayır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de Gebze 3. Köprü Çatalca arasında kuzey ormanlarını bir kez daha boydan boya yaracak ve binlerce hektar orman alanını yok edecek bir yüksek hızlı tren projesinin de hazırlığı içindeler. Zaten her şeyi ortaya koyuyor. O kadar güzel anlatıyor ki genç arkadaşlarım. Ya kanal ya İstanbul. Biz hepiniz burada Ankara'dan İstanbul'un yönetilerek, Ankara'dan planlama yapılarak İstanbul'un mahvedilmesine izin vermemek üzere toplandınız. İyi ki geldiniz. 2019 yılından bu yana Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıktan sonra planlamalar nedense daha çok Ankara'dan yapılmaya başlandı. Kanal İstanbul 20 senedir gündeminde yokken hükümetin Aralık 2019'da birdenbire çevre düzeni planları yapılmaya başlandı. Şu anda İstanbul'a belediye başkan adayı olduğunu söyleyen Murat Kurum tarafından Çevre Şehircilik Bakanı. 2018'den sonra göreve geldikten sonra ilk icraatlarından biri. Arkasından 7 etap olarak planlanan Kanal İstanbul dedikleri bizim beton İstanbul'a dönüştürme planı dediğimiz planlar ilk 3 etabı plan çıktı. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz durmadık. Biz İstanbul'un halkını hakkını korumak üzere seçildik. İstanbul'un hakkını, İstanbul'un yeşilini, İstanbul'un evini korumaya da söz veriyoruz. Bakanlık tarafından yapılan planlar 1/1000'lik, 1/5000'lik planların tamamına 9 tane dava açıldı. Hepsini hakkında imar plan iptal kararları verdi mahkemeler. Şu anda çevre düzeni planı ve ÇED olumlu kararlarına karşı açtığımız davalar devam ediyor. Ben Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi'nden
Şahintepe'de yaşayan Nagihan Kamçı. 1986'dan beri çocukluğum, bütün hayatım Şahintepe'de geçen birisiyim. Bu direnişe de Hacı Marşı ile başladık. Sevgili Can'la, Can'ın yol arkadaşlarıyla ve hala Can'ın yol arkadaşlarıyla da devam ediyoruz. Sosyal Halk Derneği olarak bu süreci bize mücadelede en üst seviyede destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Can'a bu meşaleyi yakıp hukuk yolunda bizi pes ettirmeden devam ettirdiği için. Süreç tabii ki 2 seneyi geçti 2022'den beri. Kısaca anlatacağım, çok fazla sıkmadan. 2012'de bizi rezerv alan ilan etmişler ama bizim haberimiz yok. Bize 10 yıl boyunca uyutuyorlar. Yani rezerv olduğumuzdan da haberimiz yok. Bunu 2022'de Hacı Marşı kararlarıyla ve bizi pandemide evimizden çıkamıyorken bu kararlarla biz Hacı Marşı'ya atıldığımızı, evlerin yürüdüğünü öğrenmiş bulunduk. Ve Can'la 2022 Hacı Marşı sürecine davalarla başladık. Bu süreç çok zorluydu. Pandemi sorunuyla karşı karşıyaydık. Ama davalarımızı açtık Hacı Marşı'da ve Danıştay'a kadar götürdük. Ama işte dava açmaya gerek yoktur. İşte 1/3'ü engellendi Danıştay'a taşınması. 1,5 sene boyunca bekledik. Biz bu Danıştay'dan kararları temiz için. Ne şeydir ki çok garip tesadüf, zamanlama artık tesadüf de diyemiyorum da Murat Kurum'un İstanbul adayı olduktan sonra Danıştay'dan kararlar gelmeye başladı. 1,5 sene Danıştay'da mahkemede beklettiler bu kararları ve red kararları. Murat Kurum'a sorduk bunu. İlk nota gelmişti kendisi. Dedik ki kanalı yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Cevap yok. Ama hemen haftasına gizli ihale var. Bu ihale nedir? Halka cevap yok ama ihale süper. Gayet güzel gizli gizli ihalelerini yapıyorlar. Devam ediyorlar yani. Kanal halk için bir sürgün, zulümdür. Emekçi halkı sürme projesidir bunun adı. Yani kanal falan değildir. Bildiğiniz emekçi, insanların emeklerini çökmektir aslında. Ve 2020 imar uygulamasına başladık ondan sonra. Öyle bir sürecimiz oldu. Ve Çetinkaya ailesi, namı değer ünlü İsmail amca burada kendisi. Geçen seneki seçimlerde biz nöbet başlattık. Ve 2022 ve 2020 imar uygulamalarına sürekli dava açtık. Şu anda da 66 tane iptalimiz. Son evlerde bu işin içinde. Sadece Şahintepe'yi bölmeye çalıştılar. Siz son evlerdesiniz, siz Aşık Veysel'desiniz, siz tepedesiniz. Hayır, böyle bir şey yok. Değerli dostlarımıza, Şahintepe halkının selamını getirdim. İsmim Levent Aras, Şahintepe Halk Danışmasındanım. Buraya Kanal İstanbul güzergahında kaldığı gerekçesiyle sürgün edilmek istenen Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nden geliyoruz. Yoksul bir emekçi mahallesi Şahintepe'de bir yandan kentsel dönüşüm adı altında ransal dönüşüm ile mücadele ederken diğer yandan ise mahallemizin büyük bir kısmı Kanal İstanbul güzergahında kaldığı gerekçesiyle Arnavutköy Hacı Marşlı'ya sürgün edilmek istenmiştir. Bir mahalleyi 9 kilometre ötedeki başka bir mahalleye taşımak ne hukukidir ne de insanidir. Bizler buna izin vermedik, vermeyeceğiz. Yine mahallemizin alt kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz diye lanse ettikleri ama aslında Sazlıdere Köprü Viyadük çalışması olan proje Rönesans'ın ekonomik talepleri karşılanmadığı için durmuştur. Kanal İstanbul için yapılan bu köprünün dahi inşaatı tamamlanmamışken mahalle halkının yerinden yurdundan edinmek istenmesi açıkça bize gösteriyor ki
Burada mesele Kanal İstanbul söylemi değil. Bunun üzerinden rantçıları mahallemize sokmaktır. Fakat buradan yeniden söylüyoruz. Bu mahalle bizimdir ve rantçılara geçit vermeyeceğiz. Size ilk mektepte hiç havuz problemi çözdürmediler mi? Kanalı yaparsanız Marmara Denizi'ne bizim Karadeniz'den akan Sakarya, Kızılırmak, Yeşilırmak, Çorum yerlerinden daha fazla suyu Marmara Denizi'ne akıtacaksınız. Onayladığınız ÇED raporunda yazdığına göre Marmara Denizi her yıl 3 santim 33 yılda 1 metre yükselecek. Kanalı yaparsanız Kadıköy rıhtımını alt yola mı taşıyacaksınız? Gemileri boğarken mi bağlayacaksınız? Sayın Kurum, onayladığınız ÇED raporuna göre ilk yapılması gereken köprü E5 geçici yerine Küçükçekmece Avcılar arasında yapılacak yazıyor. Bu köprüyü yapıp E5'i ortadan kaldırdıktan sonra İstanbulluları yaptığınız diğer köprüler gibi parayla mı geçireceksiniz, bedava mı geçireceksiniz? İstanbulluları E5'ten nasıl geçireceksiniz? Projenizde yer alan ilk köprü yerine kalkıp böyle bir köprü inşaatına başladınız. Küçükçekmece Gölü ile Sazlıdere arasında. Yaptığınız köprünün başladığınız ayakların arası 440 metre. Ancak ÇED raporunuza göre buradaki su yüzeyi 600 metre. Bu köprüyü yaptıktan sonra kanalı nasıl inşa edeceksiniz? Kanalı bu ayakların arasında nasıl izole edeceksiniz? Diyelim ki yaptınız. Gemilerin bu köprünün ayaklarına çarpmaması için köprünün ayaklarına traktör lastiği mi bağlayacaksınız? Sayın Kurum. AKP elini İstanbul'dan çek. AKP elini İstanbul'dan çek. Rantçı bakan istemiyoruz. Rantçı bakan istemiyoruz. Rantçı bakan istemiyoruz. Yerinden yurdumdan ettiğiniz, evine göz diktiğiniz, sürmeye çalıştığınız İstanbullular yetmedi. Deniz atlarını da mı sulu kuleler gibi sürgüne göndereceksiniz? Başka bir şey kalmadı. Sayın Talan demekle de sonuna kadar haklıyım. Doğru. Sayın Kurum, alın bu teneke projenizi. Sizi de teneke projenizde istemiyoruz. Düşün yakamızdan.